O halde Müslümanlar doğru İslam'ı, ehli sünnet İslam'ını öğrendiği zaman Kemal Paşa'ya tavır koyacaklar. Koyanlar çoğalacak. O halde Mustafa Kemal Paşa'nın ve rejimin yıkılmasını istemiyorsak bu İslam'ı yanlış anlatan adamları destekleyelim. Şu televizyonlarda gördüğünüz vaiz ve dalı, profesör unvanlı ne kadar sapık varsa bilin ki derin devlet tarafından desteklenmektedir. Benim tanıdığım bir iki zındık var. Onlara niye itibar edilmediğini çözemedim hala. Yeri gelince onları da söylerim. Çünkü benim istihbaratım yok. Hariçten bakıyorum. Su yüzüne çıkan delilleri tahlil ederek gerçek müessirleri yakalamaya çalışıyorum. Niye bu kadar desteklenmez? Bazı adamlar, mesela senin Ali Akın niye kenardadır? Ben izah edemiyorum. Batılın en koyusu. Ha ama bazıları demek ki irtibat kurmuş, güdümlü. Destekleniyorlar. Bu destek sebebiyle İslam'ın gerçek sesi boğulmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlardan bazıları hayatlarının bir safhasında normal görünerek, normal etraflarına bir cemaat topladıktan sonra başlangıçta Kabe'ye dönük olan yüzlerini Hollywood'a dönüp sırtlarını Kabe'ye dönerek iyi zamanlarında ikna ederek arkasında taktıkları kitleyi idlalle meşguldürler. Bunların başında Fethullah geliyor. Bunları anlatacağım. Herkes zannediyor ki Eskişehir'de ben hapsedildiğim zaman o da İzmir'de hapis yatıyordu. Bugünkü Fethullah da aynı Fethullah. Asla. Olmadığını Tahrif Hareketler'in 3. cildinde ispat edeceğim. Arkasından gidenler bile ondaki değişikliği farkında değil. Hristiyan da cennete girecekmiş. Yahudi de girecekmiş. Putperest bile girecekmiş. Cehennem sadece Allah tanımazlar, ateistler içinmiş. Yağma yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bisetinden itibaren cennete açılan tek kapı vardır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Gerisi hiçbiri geçer akçe değildir. O görüşlerle cennete girilseydi Allah yeniden peygamber göndermezdi, kitap göndermezdi. Milyonla Müslüman bu uğurda ölmezdi. Bu öyle bir hakikattir ki bunu Ağrı Dağı'ndaki çobana bile kabul ettiremezsin. Lakin insanlarda putçuluk meyli olduğundan bir kere sağlam kabul ettiği adamdan bir çürük söz duyduğu zaman Allah Allah bu adam sapıtmış diyemiyor. Bir bildiği vardır Hoca Efendi Hazretlerinin. Halbuki İslam'da hüküm zahire göredir. Nahnu nahkum bi zahir İslam'ın kaidesidir.